29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayınına hoş geldiniz efendim. Çok güzel bir günü idrak ediyoruz. Zira Cumhuriyetimizin ilan edildiği gündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde milletimizin vatanı düşman işgalinden kurtarmasının ardından bu başarıyı Cumhuriyet'le taçlandırdığı ve bize Cumhuriyet'i armağan ettiği, gelecek nesillere Cumhuriyet'i armağan ettiği günleri idrak ediyoruz. Yıl dönümündeyiz. Ve bu güzel münasebetle tabii ki kıymetli konuklarımızdan Cumhuriyet'in ilanı hakkında, bugünün anlam ve önemi hakkında, o süreç hakkında değerli bilgiler alacağız. Ama öncelikle bu güzel günde bize Cumhuriyet'i miras bırakan, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşlarını, canını vatan uğruna feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun efendim diyoruz. Milletçe bütün seyircilerimizin ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Bugün hakkında, bugünün anlam ve önemi hakkında bilgi almak üzere 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz yayınımızda. Hoş geldiniz Sayın Özgündüz. Merhabalar, hoş bulduk Muhammed Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu güzel günün anlamını, önemini bir kere de sizden dinlemek istiyoruz. Böyle başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet, ben de sizin gibi öncelikle bizi izleyenlerin, bütün ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Atatürk'ün deyimiyle en büyük milli bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cumhuriyeti bize armağan eden tüm kahramanları, kurucu önderleri saygıyla, minnetle, rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet tabii bugün için normal olan bir rejim gibi gözüküyor ama Cumhuriyet ilanından önce Osmanlı'nın son dönemi ya da diyelim 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında Cumhuriyet'i dillendirmek bile bir suçtu. Yani monarşiye karşı, padişaha karşı cumhuriyetçi olmak bir suç olarak görülüyordu. Dolayısıyla bunu anlamak için o günden bakmak lazım. Vatandaşın hali ne haldeydi bu ayrı bir mesele ama biliyorsunuz meşrutiyet, efendim işte Osmanlı son dönemde birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet ilan edilerek meşrutu monarşiyle vatandaşın hak ve özgürlüklere kavuşması. Çünkü o zaman vatandaş değildi aslında. Bugün vatandaş diyoruz ama o zaman tebaydı. Osmanlı padişahının tebası idi. Kapı kulu idi. Özgür değildi. Dolayısıyla bu koşullarda cumhuriyeti savunmak, monarşiye karşı gelmek tabiri caizse büyük bir suç, kusur. Efendim anarşizm gibi algılanıyordu. Dolayısıyla bu anlamda cumhuriyet işte özgür yurttaş olmaktır, birey olmaktır. Ben kendi yöneticisini seçebilmektir. Büyük bir nimettir. Atatürk'ün deyimiyle cumhuriyet fazilettir. Bir kez daha kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Peki dediğiniz gibi o dönemde Cumhuriyet'in ilanı aslında çok önemli, çok büyük bir olaydı. Şu an bize normal gelse de. Bu süreç nasıl işledi? Kolaylıkla bütün geniş kesimler ve Atatürk'ün de aynı mecliste bulunduğu kişiler hemen kabullendiler mi? Herkes Atatürk kadar bu işe gönüllü müydü? Başlangıçta milli mücadelenin ilk yıllarında biliyoruz ki Manda himayeyi kabul eden bazı vatanseverler dahi vardı. Peki Cumhuriyet'in ilanı da benzer bir şekilde mi oldu? Atatürk'ün öncülüğünde olduğunu biliyoruz ama herkes onun kadar gönüllü ve istekli miydi? Herkes onun kadar gönüllü, istekli olmadığı gibi kaç kişi vardı acaba Cumhuriyet'i düşünen? Aslında Atatürk'ün çok yakın çekirdek kadrosu bile Cumhuriyet'in ilan edileceğine inanmıyordu. Atatürk çok dar bir kadroyla bazı yapacaklarını paylaşmasına rağmen Cumhuriyet fikri onlara da uzak geliyordu. Yani Atatürk Ankara'ya giderken biliyorsunuz Hacı Bektaş'a uğruyor. O zamanki Hacı Bektaş başkanlığıyla yaptığı görüşmede
Efendim Cemalettin Çelebi soruyor. İnşallah zafer ulaştıktan sonra Cumhuriyeti ilan etmeyi düşünüyor musunuz? Tabiri caizse gizlice kulağını eğilerek evet aramızda kalsın düşünüyoruz diyor. Yani bu kadar efendim Kurtuluş Savaşı sırasında, hatta Kurtuluş Savaşı'nın sonlarında, hatta meclis hükmedi. Yani 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra dahi biliyorsunuz 23'e kadar meclis hükümeti sistemi var. Atatürk Meclisi Başkanı sıfatıyla başkomutan olarak meclis adına Kurtuluş Savaşı'nı veriyor. O nedenle zaten 1. Meclis Gazi Meclisi deniyor. Kurtuluş Savaşı'nı veren bir meclistir. O zaman dahi Cumhuriyet daha ilan edilmemiş. Yani 1921 Anayasası'nda Cumhuriyet yok. Hatta Sivas, Erzurum kongreleri toplanırken saltanat ve hilafetin geleceği denerek halkın öncelikle vatan savunması için örgütlüyor. Dolayısıyla Cumhuriyet fikri Atatürk'ün kafasında var. Fakat kolay değil. Çünkü niye kolay değil? Bu tarihlerde Avrupa'da da monarşiler var aslında. Yani mesela Rusya'da Çarlık var. Henüz Bolşevik devrimi olmamış. Dikkat edin 17'de Bolşevik devrimi oluyor. Evet. Bolşevizm de ayrı bir konu. Efendim işte Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da bile tartışmalı bir konu. Yani Cumhuriyet dediğim gibi bugün için çok olağan bir rejim gibi gözüküyor ama tarihsel süreç içerisinde bakıldığı zaman çok zordu. Dolayısıyla sorumuza dönersek herkes Atatürk gibi, bırakın herkesin Atatürk gibi olmasını, çok yakın arkadaşları bile Atatürk'ün yapacaklarını biraz hayalperest olarak görüyor. Hatta çok yakın arkadaşlarının bir kısmı Cumhuriyet'e karşı olarak biz halifenin ekmeğiyle, padişahın ekmeğiyle büyüdük. Dolayısıyla biz buna ihanet edemeyiz gibi bakıyorlar olaya. Ali Fuat Cephesi'ne, Rafet Bele gibi. Dolayısıyla Cumhuriyet yani 1923'te 101 sene önce o koşullarda ilan edilen Cumhuriyet gerçekten çok tarihin en büyük devrimlerinden bir tanesi. O yüzden Atatürk devrimleri Türkiye Cumhuriyeti örnek olmuştur. Diğer milletlere de örnek olmuştur. Yani bugün bile bakın biz coğrafyamızda o zaman Osmanlı'dan ayrılıp efendim bağımsızlığına kavuşan ülkelere örnek durumdayız. Balkanlar bile düne kadar yani Bulgaristan'ı, Romanya'sı, Türkiye'den Osmanlı'dan ayrılan farklı bir idaredeydi. Yine Türkiye Cumhuriyeti örneğiydi. Dolayısıyla 13 milyon nüfus o zamanki koşullarda nüfusun yaklaşık %4'ü okuma yazma biliyor. Efendim 40 bin köy var. Bunun 36 bininde okul yok. Doktor yok. Efendim sanayi yok. Bu koşullarda siz Cumhuriyet özgür yurttaş diyorsunuz. Hukuk devrimi diyorsunuz, kadın hakları diyorsunuz, efendim hak devrimi diyorsunuz. Bunlar gerçekten tarihin en büyük devrimlerinden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Yani Atatürk bu açıdan gerçekten büyük lider 20. yüzyılın dahisidir. Yabancılar da zaten bunu takdir ediyorlar. Kolay değil. Yani o malzemeden Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti çevremizdeki ülkelerin önünde ilerisinde her şeye rağmen, birçok olay yaşamamıza rağmen, 40 yıllık terörle uğraşmamıza rağmen, 3 tane 4 tane askeri darbe yaşamış ve demokrasi kesinti uğramış olmasına rağmen, şu anda Türkiye Cumhuriyeti gerek eski Sovyetlerden ayrılan Asya'daki cumhuriyetler, gerek Orta Doğu, gerek Batı Asya'daki cumhuriyetlerden, hatta Balkanlardakilerden çok daha ülkemiz önde ve iyi durumdadır. Evet, bir de şunu sormak istiyorum. Cumhuriyetin Atatürk'ün tabii ki kafasında vardı ve er geç ilk fırsatta Cumhuriyeti ilan edecekti. Bundan kuşkumuz yok. Ama 29 Ekim 1923'te ilan edilmesinin de bir sebebi var sanırım. İki başlılığı ortadan kaldırmak, bir takım görüşmelere, anlaşmalara, konferanslara tek ve güçlü bir şekilde tek bir ağızdan katılabilmek adına da Cumhuriyet'in bir an önce ilanı çok önemliydi değil mi? Bu süreci de anlatabilir misiniz bize?
Elbette biliyorsunuz öncelikle saltanat kaldırılıyor. Daha sonra cumhuriyet ilan ediliyor. Halifelik ise Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsına tevdi ediliyor. Elbette ki cumhuriyet ilan edilmeden önce dediğim gibi bir meclis hükümeti var. Ama bir de padişah var. Yani Osmanlı padişahı saltanatlık monarşi devam ediyor. Dolayısıyla egemenlik kayısı şahsı milletindir denmiştir Sivas Kongresi'nde. Doğrudur. Aslında bununla birlikte cumhuriyetin işareti verilmiştir ama henüz padişahlık saltanatı kaldırılmamıştır. Dolayısıyla cumhuriyetin ilanı ile birlikte bu resmileşmiş oluyor. Bakın cumhuriyet devrimleri yavaş yavaş tabii ki hemen olmuyor. Mesela laiklik konusu cumhuriyetle birlikte değil. Daha sonraki aşamada mesela cumhuriyetle birlikte halifelik meclisi manevi şahsına alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı kurularak Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte halkın kendi anlayacağı dilde ibadet edebileceği, hutbelerin okunacağı imamlar yetiştiriliyor. Ve halkın kendi anlayacağı dilde okuyacağı kutsal kitabı, Kur'an-ı Kerim tercüme ediliyor. Keza hadis kitapları tercüme ediliyor. Şimdi bu olaya tarihsel süreç içerisinde baktığımızda elbette Cumhuriyet'in düzeniyle iki başlılık, sizin sorduğunuz soruya dönerse iki başlık ortadan kalkmıyor ama aynı zamanda Cumhuriyet'in altyapısı da, yani Cumhuriyet'in özgür yurttaş birey, aklı kullanan kişi, ben kendi dilinde inandığı kitabı okuyabilen kişi, kendi dilinde hutbe dinlediği imamların görev yaptığı ibadethaneleri olan bir ulus yaratılıyor. Aynı zamanda Atatürk Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran halka da halkları da Türk milleti denir diyerek Türk milleti kavramını ulus devleti de kurmuş olmuş. Niye önemli bu Muhammed Bey? Bakın Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Aday kitabında Kafkas Cephesi'nde öğretmenlik yaptığını anlatırken orada diyor ki ben askere sordum. Biz hangi milletiz? Türk milleti değil miyiz? Estağfurullah diyor askerime karşı. Bakın Türk milleti kavramı utanılacak, aşağılanacak bir ünvan, bir sıfat gibi görülüyor. Dolayısıyla Atatürk düne kadar estağfurullah Türk milleti değiliz diyen bu halka hayır Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır, yüksek karakterlidir. Biz hepimiz Türk milletiyiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir diyerek tüm herkesi dinine, ırkına bakmadan bir millet kavramı içerisinde bir kotada bir araya getirerek Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda Rus'unu düşünüyor. Rus inşa ediyor. Bunlar çok önemli bir yani bunlar gerçekten bugün için belki çok basit geliyor ama tarihsel süre içerisinde baktığımızda müthiş yani tarih 20. yüzyılın en büyük devrimidir Türkiye Cumhuriyeti. Evet, gerçekten çok önemli şeyleri söylediniz. Şu an bizim için sıradan geliyor olabilir ama o ulus bilincinin bizde var olması bile gerçekten cumhuriyet kadar belki de değerli bir şey. Her biri başlı başına paha biçilmez değerler, idrak edebilirsek, koruyabilirsek. Bize düşenler nedir bunu da soracağım ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Yer yer sosyal medyada belli çevrelerin, azınlıkta da olsa belli kişilerin Atatürk hakkında yanlış yorumlarda, bazen ithamlarda bulunduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir soru soracaktım. Atatürk olmasaydı da şu yapılırdı, bu yapılırdı şeklinde yorumlar ne yazık ki yer yer seyircilerimizin de karşısına çıkıyor. Şimdi iyi ki de var Atatürk, böyle diyoruz ama neden bunu diyoruz? Bunun arkasındakileri, Atatürk'ün bize neler verdiğini, neler hediye ettiğini, olmasaydı bu hediyelerden nasıl mahrum kalacağımızı öğrenmek istiyorum. Atatürk eğer olmasaydı, Atatürk bizim için bu vatanın kurtuluşuna önderlik etmeseydi yahut az önce söylediğiniz cumhuriyetin ilanı, millet, ulus bilincinin inşasının
ve daha birçok katkısının olmadığını düşünseydik Atatürk'ün, neler olurdu, süreç nasıl işlerdi, bir tahmin yürütebilir miyiz? Şimdi tabii Atatürk olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Yani Cumhuriyet olmazdı. Zaten dediğim gibi yani Atatürk'ün çok yakın silah arkadaşları bile Cumhuriyet fikrine karşı şüpheli, inanmıyorlar. Yani bunu hayalci olarak görüyorlar. Dolayısıyla ne olurdu? Yani efendim İngiliz'e teslim olmuş bir saltanat, bir padişahla ne olurdu? Yani bakın Muhammed Bey, Kurtuluş Savaşı verildiği zaman İstanbul işgal altında. İstanbul Osmanlı'nın başşehri. Yani ve 5 yıl işgal altında kalan başşehirde düşmana karşı bir mücadele yok. Bir silah atan yok. Efendim teslim olun. Anadolu'da başlatılan Kurtuluş Savaşı mücadelesine karşı da payitaht Osmanlı başkent diyor ki yapmayın, bunlar anarşizmdir. Efendim bizim İngilizlerle aramızı bozuyorsunuz. Teslim olun. Teslim olmayanlar hakkında gıyabi yargılamayla idam kararları çıkarılıyor. Dolayısıyla Atatürk olmasaydı ne olurdu? Bu padişahla, bu saltanatlıkla, Osmanlı hanedanıyla ne olurdu? Efendim emperyalistlerin güdümünde onların uydusu olan bir ülke olur. Cumhuriyetle birlikte bakın mesela Atatürk olmasaydı ne olurdu? Kapitülasyonlar devam ederdi. Senin demir yolların yoktu. Yani demir yollarını işletemiyordun. Bankan yoktu. Paranı basamıyordun. Yani Merkez Bankası yoktu. Osmanlı'nın yani Osmanlı. Efendim Merkez Bankan yoktu. Postanen senin elinde değildi. Demir yolları senin elinde değildi. Gemilerini sen işletemiyordun. Limanlarını sen işletemiyordun. Madenlerin senin değildi. Bütün bunlar yabancılara verilmişti. Atatürk olmasaydı ne olurdu? Bu olurdu işte. Yani başkalarının uydusu olurdu. Atatürk olmasaydı ne olurdu? Osmanlı'dan ayrılan efendim işte Arap Yarımadası'ndan tutun Balkanlara kadar ne olurdu? O ülkeler ne oldu? Bugün ne olmuşlar? O olurdu. Bugün bile bakın halen eğer bugün bir işte Gazze'de bir soykırım yaşanıyorsa, bugün Lübnan'da bir soykırım yaşanıyorsa işte oralarda Atatürk olmaması nedeniyle bunlar yaşanıyor. Yani onlar sonuçta Osmanlı'dan ayrılan, yani bugün Irak'ta halen bir sistem kurulamamışsa, halen insanlar birbirini etnik ve sebsel nedenlerle boğazlıyorsa, halen Allah-u Ekber diyerek, Allah'ın adını kullanarak insanların kafası kesiliyorsa, o olurdu Atatürk olmasaydı. Yani Türkiye o zaman onlardan çok daha ileri değildi. Bakın o ülkelerin kaynakları bizden daha çok, yani petrolleri var, doğalgazları var, yeraltı zenginlikleri var. Türkiye'nin yok. Türkiye her sene 50-60 milyar dolar enerjiye para veriyor. Atatürk sayesinde. Dünya Savaşı'nda da önceki savaşlarda da bizim kadar yıkıma uğramamışlardı. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Afrika yıllardır sömürge altında. Fas, Cezayir, Tunus, Libya, efendim işte Mısır'ından Suudi Arabistan, Körfezi'ne kadar, Irak'a kadar, Suriye'ye kadar. Yani daha düne kadar Suriye bakın Fransa'nın sömürgesiydi. Şimdi böyle bakın olaya. Atatürk olmasaydı ne olurdu? Bu olurdu. Sen de İngiliz'in sömürgesi olurdun. Sen de İngiliz'in sömürgesi olurdun. Yani padişah efendinin sığındığı İngiliz'in sömürgesi olurdun. Onun uydusu olurdun. Özgür yurttaş olamazdın. İstanbul'a pasaportla kimlik kontrolüyle girerdin. Atatürk olmasaydı ne olurdu? Türkiye Cumhuriyeti mi olurdu? Türkiye Cumhuriyeti olmaz zaten. Şu andaki Türkiye Cumhuriyeti, bu sınırlardaki Türkiye Cumhuriyeti olmaz zaten. Orta Anadolu'da ufacık, yani Türklerin yaşadığı, bakın tekrar söylüyorum, o zaman 13 milyon nüfus var, bunun 8 milyonu Müslüman. Yani Müslüman dediğim Kürt ve Türk. Kürt, Türk, Çerkez, işte Boşnak, efendim Abaza diyelim. Diğer 5 milyonu gayrimüslimler. Gayrimüslimler o zaman zaten Batı'da olacaktı, İstanbul'da olacaktı, İzmir'de olacaktı, buralar bizim olmazdı. Atatürk olmasaydı öncelikle bu savaş verilmezdi. İki, Cumhuriyet olmazdı. Üç, Türkiye Cumhuriyet bu haliyle olmazdı. Orta Anadolu'da ufacık, efendim işte Erzurum'dan Ankara'ya kadar diyelim bir Cumhuriyet Türkiye olurdu. Cumhuriyet tabii olmazdı, başka bir şey olurdu. Efendim ondan sonra bugün İstanbul'da işte burada şükür özgürce bu yayını yapıyoruz. Bu yayını yapabilmek için İngiliz'den izin alarak İstanbul'a gelebilir. Bakın Cumhuriyet ne demek biliyor musunuz? Cumhuriyet Muhammed Bey, biz Iğdırlı, Tuzlucalıyız. Cumhuriyet Tuzluca'nın Ali Köse köyünden
bir köylü ailenin çocuğu olarak ilkokul, ortaokulu köyde okuyup ben İstanbul'a gelerek liseyi, İstanbul Fakültesini bitirip bu ülkede cumhuriyet sahibi olabilmektir. Cumhuriyet o köylü çocuğunun bu ülkede milletvekili olabilmesi, parlamentoda özgürce konuşabilmesidir, özgürce görüşlerini ifade edebilmesidir. Bakın cumhuriyet işte bunun için fazilet. Bu cumhuriyete sahip çıkmalıyız. Bu cumhuriyeti gözümüz gibi korumalıyız. Atatürk düşmanlarında sorun var. Ya akılları kesmiyor, ya tarihten yoksunlar, ya cahiller, ya da o zaman da cumhuriyetin kuruluşu zamanında da efendim bölücüler ve gericiler vardı. Bunlar emperyalistlerle işbirliği için cumhuriyete karşı olan, hatta Kurtuluş Savaşı'na karşı olan. Kurtuluş Savaşı'na karşı düşmanla işbirliği yapan gerici ve bölücü kesimler vardı. Şimdi onların devamıdır. Bugün de var. Bugün de cumhuriyette uğraşıyorlar. Bugün de Atatürk'le uğraşıyorlar. Bakın bugün Atatürk'ü çıkarırsanız geriye efendim dinci, gerici, faşizm kalır. Başka hiçbir şey kalmaz. Despotizm, oligarşik, faşist, gerici, yobaz bir anlayış kalır. Başka hiçbir şey kalmaz Atatürk'ü çıkarırsanız. Çevrenize bakın. Dolayısıyla anlayın. O kesimleri söylüyorum. Yani Atatürk'ü çıkarırsan yerine koyacak bir şey yok. Sonra bunu söyleyelim. Atatürk'e karşı olan bu kişiler Osmanlı hanelerini devam etseydi acaba bugün sarayda bahçıvan olabilir mi der miydi? Kapıcı olabilirler miydi? Padişahın kayığını, takasını kullanabilecek düzeyde insanlar olabilirler mi? İşe alınabilirler. Bunu düşünün. Atatürk sayesinde bu cumhuriyetin her yerine geliyorlar. Bakın Atatürk sayesinde bugün işte Kayserili efendim bir demircinin oğlu geldi cumhurbaşkanı. Atatürk sayesinde bugün Erdoğan sayın cumhurbaşkanı efendim işte bir Karadenizli bir köylü, bir işte gemici, bir balıkçı ailenin çocuğu geldi cumhurbaşkanı. İşte bir Kalfa'nın bir inşaatçı ailenin çocuğu olan Ekrem İmamoğlu geldi bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Değil mi? Bir öğretmen ailenin çocuğu Özgür Özel geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu. Efendim bir Tunceli'de 9 kardeşli bir okuma yazma bilmeyen annenin bir oğlu geldi Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı oldu. Cumhuriyet bu demek. Dediler Çoban Sülü rahmetli geldi Isparta'da efendim, bu ülkede başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Özal cumhurbaşkanı oldu. Necdet Sezer geldi cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet bu demek. Cumhuriyet fırsat eşitliği. Cumhuriyet bu ülkenin bütün yurttaşlarının bu konuda eşit olması demektir. Ha uygulamalarda sıkıntı var mı? Elbette ki var. Onun için de mücadele ediyoruz. Onun için de Cumhuriyet'in sayesinde, Cumhuriyet'in koşulları içerisinde layık, eşit hukuk çerçevesinde siyasi partiler kanalıyla özgürce siyaset yapıp, özgürce efendim, politika belirleyerek bunun için Cumhuriyet'in daha iyi olması için, yurttaşların daha mutlu, daha müreffeh olması için mücadele ediyoruz. Bu ayrı bir meseledir. Sıkıntılarının giderilmesi için mücadele etmek ayrı bir meseledir. Ama Cumhuriyet'e karşı olmak, Atatürk'e karşı olmak dediğim gibi akıl dışılıktır, aptallıktır. Ya da hainliktir. Evet. Peki son sözleriniz olarak da şunu alalım Sayın Vekilim. Bize düşen nedir? Bu güzel değerleri bizlere Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onunla beraber o dönemde vatanı için canını feda eden şehitlerimiz, gazilerimiz, ecdadımız bizlere bu güzel mirası bıraktılar. Cumhuriyeti ve cumhuriyete dair diğer değerleri bizlere bıraktılar. Bize şimdi düşen nedir? Biz bu hazır güzelliklere bir miras olarak sahip olduk. Bu güzelliklerin içerisinde yaşıyoruz. Türk milleti olarak, Türk gençliği olarak bizim neler yapmamız lazım? Son sözleriniz olarak alalım lütfen. Evet, Atatürk Cumhuriyeti gençliğe efendim armağan etmiştir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek, ileriye götürecek siz dersiniz demiştir. Doğru bir hedef belirlemiştir. Atatürk'ün bize bıraktığı diyor ki ben size miras olarak akıl ve bilimi bırakıyorum. Akıl ve bilim ışığında efendim cumhuriyetimizi muasır medeniyetler, çağdaş medeniyetler seviyesinde değil, onun üzerine çıkaracaksınız. Atatürk'ün koyduğu hedef ve bize bıraktığı mirasa sarılarak bu yolda ilerlemeliyiz. Biz ne yapmalıyız? Efendim Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu bütün dünyaya vizesiz gidebilir hale getirmeliyiz. Bunun için efendim ülkemizde milli geliri değil 20-25 bin dolar, 50 bin dolar,
bin dolara kişi başına bunu çıkarmalıyız. Efendim, eğitimsiz hiçbir yurttaşımızı bırakmamalıyız. İşsiz hiçbir yurttaşımızı bırakmamalıyız. Gelecek kaygısı olan, geleceğin yurt dışında arayan hiçbir öğrencimizi bırakmamalıyız. Çok çalışmalıyız. Çok çalışmalıyız. Bu ülke kolay kurulmamıştır. Bakın, Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam kitabını az önce atıfta bulmuştum. O kitabı herkes okusun. Cumhuriyet nasıl kurulmuştur? O savaş nasıl verilmiştir? Hangi koşullarda? Kayserili bir yoksul köylünün tek bir, bütün serveti olan tek bir merkebini efendim ondan alıp savaşta kullanmak üzere askerin erzağını taşımak üzere alındığı zaman o köylünün içine düştüğü ızdırap anlatılıyor o kitapta. Bakın bu koşullarda cumhuriyet kurulmuştur. Kolay değildir. Dolayısıyla bu cumhuriyete göz bebeğimiz kadar sahip çıkmalıyız. Özgürlüğümüzü burada yaşıyoruz. Ne söylüyorsak burada yapıyoruz. Kavgamızı burada ediyoruz. Farklı siyasi görüşlerimiz olabilir. Farklı inançlarımız olabilir. Farklı inancımız da özgürce bu ülkede yaşıyoruz. Alevisi, Sünnisi, Caferisi, Şiisi efendim özgürce bu ülkede cumhuriyet sayesinde yaşıyoruz. Aksi takdirde çevremizde kim olur? Herkesin cumhuriyete sahip çıkması, cumhuriyeti daha da ileride etmemiz lazım. Avrupa Birliği peşinden niye koşuyoruz? Avrupa Birliği bize davet etsin. Atatürk'ün zamanında Birleşmiş Milletler'in davet ettiği gibi o hale getirmeliyiz. Üretmeliyiz. Ülkemizde yoksulluk olmamalı. İnsanlar çocuklarına yarın okula gideceği zaman efendim beslenmesine ne koymalıyım diye analar bunu düşünmemelidir. Yoksulluğu gidermeliyiz. Cehaleti gidermeliyiz. Mutlu, müreffeh dediğim gibi pasaportla vizesiz olarak bütün dünyada dolaşabileceğimiz bir ülke haline getirmek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Efendim üretmeden tüketmek olmaz. Üretmeliyiz, çok çalışmalıyız. Tekrar en büyük bayramımız, en büyük milli bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz de size veda ederken bir kere daha bayramınızı kutluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Sayın Ali Özgündüz bugünün anlam ve önemi hakkında bizleri bilgilendirdi. Cumhuriyetin ilan edilmesindeki zorlukları ve ilan edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlattı. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bir araya gideceğiz. Aramızdan hemen sonra yine kıymetli konuklarımızdan Cumhuriyet hakkında değerli bilgiler almaya devam edeceğiz. Evet, kıymetli konuklarımız, kıymetli seyircilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayınımıza aramızın ardından devam ediyoruz. Ve değerli bir konuğumuz yine bizlerle AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Şamil Ayrım bugünün anlamını, önemini ve Cumhuriyet'in ilan edilme sürecini bizlere anlatacak. Hoş geldiniz Sayın Vekilimiz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum. Kanal 12'de yayın hayatında başarılar diliyorum. İlk defa Kanal 12 ekranlarında seyircilerimizin karşısındayız. Sizlere de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir vesileyle Kanal 12'de sizleri ağırlamış olduk. Yayınımıza bağlandınız. Başka vesilelerle de biliyoruz programınız yoğun. Gazi Meclisimizin üyelerindensiniz. Ama müsait bir vaktinizde kanalda da sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. Evet, öncelikle şunu söyleyelim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun efendim. Hepimizin, bütün Türkiye halkının, dışarıdaki vatandaşlarımızın, içeridekilerin, bugün çok önemli bir gün. Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Bu zaman bize bu vatanı emanet ettiler. Zor günler geçirdik ama Allah'a şükür vatanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkıyla, vatandaşlarıyla adımlarla yürüyor. Evet, peki bugünün önemini sizlerden de dinlemek istiyoruz. Zira bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak... Benim sesimi alabiliyor musunuz Sayın Vekilimiz? Sesimizi alabiliyor musunuz? Sizin aldım, zaman zaman kesiliyor. Evet, şimdi alıyorum. Evet, şunu sormak istiyorum. 29 Ekim
1923'te Cumhuriyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilan edildi. Gazi Meclisimizde bu karar alındı ve alkışlarla Yaşasın Cumhuriyet sesleri içerisinde orada ilan edildi. Ve siz de işte bu meclisin, Gazi Meclisimizin şu an üyesisiniz. İstanbul Milletvekili olarak, Gazi Meclisi'nin üyesi olarak sizlerden bugünün anlamını ve önemini dinlemek istiyoruz. Tabii zorlu bir azam bir hadiseydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanlarının gözünün olduğu bu Anadolu'nun ki ve bu ülkede yaşayan, Anadolu topraklarında yaşayan bütün evet sayın vekilim şu an şehitlerimiz oldu, kanlar döküldü. Adeta vatanımızın her parçasını şehitlerimizin kanlarıyla suladık. Ama Allah'a çok şükür ki bugün Iğdır'dan Edirne'ye, Kars'tan Edirne'ye, Antalya'dan işte Antep'e, Trabzon'a, Ankara'ya, İstanbul'a kadar her karış toprak bizim toprağımız. Çünkü her karış toprakta bizim şehitlerimizin kanı var. Ben müsaade ederseniz bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz devlet töreni bugün Türkiye'nin her tarafında Cumhuriyetimiz büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ve bu coşku artık vatandaşlarımız birlik beraberlik içinde Cumhuriyetimizi her geçen gün daha özümseyerek kutlama fırsatını yakalamış vaziyette. Bugün devlet törenlerimizde Anıtkabir'de Sayın Cumhurbaşkanımız devlet ekranıyla birlikte işte muhalefet partilerinin liderleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Ve Anıtkabir'de Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki deftere yazmış olduğu şu satırları burada izleyicilerimize bir kez daha aktarmak istiyorum. Buyurun. Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın, kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatınızı, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyet'in ilanıyla taşınmasını sağlayan birlik ve beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali gibi aydınlatmakta. Türkiye Cumhuriyeti ve eğil kadroların mülayesetinde maziden atlara uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun. Değerli Muhammed kardeşim, ben bunu niye okudum Sayın Cumhurbaşkanımızın? Özellikle son satırlar çok önemliydi. Bugün bulunduğumuz coğrafyada Cumhuriyetimizin 101. yılında şanla, gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 101. yıl döneminde maalesef ülkemizin topraklarında gözü olan, ülkemizi parçalamak isteyen, ülkemizi bölmek isteyen, terör örgütleriyle işbirliği yapmak isteyen canilerin alçaklarla mücadelesinin de başlangıcıdır. Onun için ben buradan aziz Türk milletine seslenmek istiyorum. Sevgili hemşerilerime, Kanal 12 izleyicilerine,
Bakınız, bugün bir beraberlik, kardeşlik günüdür. Bugün bizi kimse birbirimizden ayrılamayacağının bilmesi gereken bir gündür. Onun için ben biraz heyecanlıyım. Bölgemize baktığımız zaman 7 Ekim'den beri İsrail'de, Gazze'de katliam oluyor. Suçsuz insanlar ölüyor. Çocuklar ölüyor. Kadınlar ölüyor. Maalesef dünyanın sesi çıkmıyor. Bir tarafta Ukrayna savaşı. Bir tarafta burada olan savaşlar. İran'ı içine sokmaya çalışıyorlar. Bir taraftan Lübnan'a saldırıyorlar. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla, halkıyla, vatandaşlarıyla kenetlenmiş bir vaziyette mazlum coğrafyanın yanında, mazlumların yanında olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde bir kez daha göstermiştir. Tabii Kurtuluş Savaşı'mız, mücadelemiz çok önemliydi o günlerde. Hatırlarsanız Anadolu'yu Sevr Antlaşması'yla paramparça etmişlerdi. Ülkemizin bir tarafını İngilizler, bir tarafını Fransızlar, bir tarafını Yunanlar işgal etmişti. İşte bu işgalden kurtaran 1919'da Samsun'a çıkaran Erzurum, ardından Amasya toplantılarıyla ülkemizdeki vatandaşlarımızın örgütlenmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle, hasretle yad ediyoruz. Yattıkları mekan cennet olsun diyoruz. Bakınız, Türkiye değerli kardeşim, gerçekten güçlü bir ülkeyiz. Dünyanın 10 ülkesinden biriyiz. Bugünlerde belki sıkıntılarımız olabilir. Bugünlerde problemlerimiz olabilir. Ama şunu unutmayalım ki Türkiye bundan 30 sene evvelki Türkiye değil. İşte bakın, Türkiye'de bugün basın olsun, bağımsız basın organları Türkiye'de olup biten her şeyi gayet güzel anlatıyorlar, aktarıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık, demokratik bir cumhuriyet. Her insanın inancını da fikirlerini de söyleyebildiği bir ülke. Türkiye artık kabuğunu yırtmış vaziyette. Eğer bugün siz savunma sanayinde güçlü olmasaydınız bugün biz cumhuriyetimizi istediği gibi kurtulamazdık. Çünkü bizim bağımsızlığımızın en büyük emlaklarından biri olan gençlerimiz geleceğe uygun adımlarla yürüyorlar. Nasıl yürüyorlar? İşte bu Baykal'a gittiğiniz zaman orada çalışan mühendislere baktığınız zaman hep bizim gençlerimiz, bizim evlatlarımız 1500'den fazla sadece Baykal'da çalışıyor. Savunma sanayimizde muhteşem bir genç ekibimiz var. Maalesef 23 Ekim'de bizim gözümüz bebeğimiz olan TUSAŞ'a ayrı bir saldırı gerçekleşti. 5 vatandaşımız rahmetli oldu. 22 tane yaralımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ama şunu kimse unutmasın. Türkiye terörle mücadeleyi sonuna kadar yapacaktır. Ama bir taraftan da Türkiye'nin içerisinde birlik beraberliğinin bozulmaması lazım. Türkiye'nin içerisinde yeni bir iklimin başladığı bir dönemde böyle bir saldırının olmasını tabii ki kınıyoruz. Ben bütün siyasi partilere, bu terör saldırısını kınayan bütün siyasi partilerimize de teşekkür ediyorum. Halkımıza teşekkür ediyorum. Teröre fırsat vermeyeceğiz ve terörü inşallah kaynağında kurutacağız. Bu ülke, bu coğrafyanın parlayan yıldızı, bu coğrafyanın parlayan yıldızı gençleriyle, yaşlısıyla, ihtiyarıyla ve askeriyle, siviliyle, ticaretçisiyle bu ülkenin geleceğine damga vuracaktır. Biz inanıyoruz ki Türkiye birlik beraberliğini kaybetmese, işte arkanızdaki fotoğraftaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi yurtta Türk, cihanda Türk,
bizim en büyük şiarımız. Bugün eğer biz Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanındaysak, bu savunma sanayinde güçlü olduğumuz için, sesimizin gür çıktığı için ve 44 günlük savaşta onlara moral verdiğimiz için, onlara destek verdiğimiz için bunlar unutulmamalı. Bugün biz yine bazı coğrafyada ki her türlü insanın yanındayız. Mazlum onların yanındayız. Bunu böyle bilinmeli ve bölgemize sulhün, barışın gelmesini istiyoruz. İsrail'in bu ataklarının bir an önce durmasını ve dünyada sulhün hakim olmasını istiyoruz. Konuşacak çok şey var. Ama son bir nokta olarak Cumhuriyet bizim her şeyimiz. Biz Cumhuriyetimizin kıymetini biliyoruz. Değerlerimizin kıymetini biliyoruz. Ama şunu karşımızdakiler de unutmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla, halkıyla, gençleriyle güçlü bir devlettir. Yarınlara güçlü adımlarla ilerliyor. Bunu böyle bilmeliyiz ve ona göre herkes vaziyet alması lazım diyorum. Ve inanıyorum ki bu coğrafyada Kuzey Kıbrıs 50 yıldan sonra Kuzey Kıbrıs'ı kanal ülke biliyor musunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin inşallah bu süreçte 2. Türk yüzyılında layık olduğu yeri alacaktır ve dünyada tanınması sağlanacaktır. Ben bir kez daha bize bu güzel cennet vatanına emanet eden Gazi Mustafa Kemal'e, silah arkadaşlarına, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde onunla birlikte çalışan analarımıza, bacılarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizin de hayatta varsa onlara da uzun ömürler diliyorum. Kimse unutmasın. Barış ve sulh bu coğrafyanın hakkıdır. Bu coğrafyada yaşayan insanların hakkıdır diyorum. Kanal 12 izleyicilerine de hayırlı seyirler diliyorum. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için, düşüncelerinizi, duygularınızı paylaştığınız için ve aynı zamanda bir teşekkür de siz Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak başka bir sevincin daha içerisinde olduğunu bizlere hatırlatmış oldunuz. Bunu da vurgulamış oldunuz. Hem Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünün sevincini yaşıyoruz şu anda. Aynı zamanda 44 günlük o savaşın, zaferle sonuçlanacak o savaşın da yaşandığı günlerdeyiz. Yıl dönümlerindeyiz. İki mutluluğu, iki sevinci bir arada yaşıyoruz. Bunu da hatırlattığınız için teşekkür ederiz. Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak da bekleneni yaptınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Azerbaycan can içinde candır. Azerbaycan, Karabağ ebedi Azerbaycan'dır dedik. 44 günlük vatan savaşı geldi. İşte önümüzdeki 8 Kasım'da zafer günü kutlanacak Türkiye'de ve Azerbaycan'da. Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılı ile ilgili olarak Azerbaycan'dan birçok vatandaşımız bana kutlama mesajları gönderiyor. Burada sizin vasıtanızla onlara da gelen zaferin hepimiz için şimdiden mutlu olmasını diliyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere de bu fırsatı diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Yayınımıza bağlandınız ve bizleri bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Şamil Ayrım da yayınımızda bu özel gündeki bilgili duygularını, düşüncelerini paylaştılar ve bizleri bilgilendirdiler. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ve bugün de neler yaşandığını bir kere daha hatırlatalım. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ondan bir gün önce 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde Gazi Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarına yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi. Ve bu fikrini açıkladıktan sonra o gece 1921 Anayasası'nın ilgili hükümleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Bir kanun tasarısı hazırlandı ve bugün de 101 yıl önce bugün de 29 Ekim 1923'te
Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmeler, konuşmalardan sonra cumhuriyetin ilanı kabul edildi ve yaşasın cumhuriyet sloganları eşliğinde, alkışlar eşliğinde büyük bir coşkuyla cumhuriyet ilan edildi. Ardından da cumhurbaşkanlığı seçimine gidildi ve bu cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı olarak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçildi. O bu cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı oldu. Onun yaptığı konuşmasında, konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır diye bitirmesi aslında bu yeni devletin adının da ne olduğunu, yönetim şeklinin ne olduğunu da kesin bir şekilde ortaya koymuş oldu. Ve artık Türk milleti için binlerce yıl boyunca çok geniş bir coğrafyada Afrika'dan neredeyse Bering Boğazı'na kadar, Küba yakınlarına kadar, Kore yakınlarına kadar, Sibirya'dan yine Arap Yarımadası'na kadar çok geniş bir coğrafyada binlerce yıl, yüzlerce büyük devlet kurmuş Türk milleti için yepyeni bir sayfa açıldı artık. Cumhuriyet en doğru yönetim şekli olarak kabul edildi ve bugün sebebiyle, bu güzel gün sebebiyle bir kere daha siz seyircilerimizi kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bu güzel gün milletimize güzellikler getirsin efendim diyoruz. Programımızın burada sonuna geldik. Kanal 12 ile kalın. Hoşça kalın efendim.